Arkadaşlar merhabalar. Sınıf yönetimi videolarına, konu anlatımına hoş geldiniz. Öğretim yöntem tekniklerini 20 videoda özetlemiştik. Kanalımıza yüklemiştik. Hangi KPSS'ye de yüklemiştik. Şimdi sınıf yönetimiyle, devamında materyal ve program geliştirmeye de devam edeceğiz. Şimdi şunu belirtmek istiyorum. Malum süreçte çok kötü bir süreci yaşadık, yaşıyoruz. İnşallah hep beraber bunun üstesinden geleceğiz. Hepimizin tabiri caizse kolumuz, kanadımız kırılmış durumda. Ama öncelikli olarak bu doğal afet, facia artık ne dersek diyelim, 10 ilimizi etkiledi ama tüm illerimizi, hepimizi etkiledi. Orada ölenlere rahmet diliyorum. Yaralı olan kardeşlerimiz var. Onlara şifalar diliyorum ve özellikle yakınlarını kaybedenlere, hepsine, tüm ulusumuza başsağlığı diliyorum. Genellikle videolarda şöyle deriz, kanalıma abone olur falan derim ya, deriz, herkes der. Abone olun, olmayın, olmayın. Ama şöyle dedim, ben de video çekmem lazım ama hep öteliyorum, erteliyorum çünkü içimden gelmiyor. Ama hayatta bir şekilde devam ediyor. Sizden ricam, videoyu burada durdurup, daha başlamadım, durdurup tüm kaybettiğimiz tüm herkes için, yaşlıdan gencine, tüm vatandaşlarımız için, hepinizden, yani Allah rızası için, benim için, onlar için bir Fatiha okursanız çok çok mutlu olurum. Mekanları cennet olsun. Çok zor bir süreç. Bir daha söylüyorum, yakınlarına Rabbim sabırlar versin. İnşallah ülke olarak bu süreci hızlı atlatırız. Bir daha böyle bir acı bir olay, bir afet yaşamayız. Şimdi değerli arkadaşlar, başlayacağız. Sınıf yönetimini 3-4 videoda özetlemeye çalışacağım, anlatmaya çalışacağım. Hepsini anlatacağım. Ders anlatırken bu anlattığım konuları, bizim bir ders notumuz var. Program geliştirme ders notumuz var. Buradan anlatıyorum. Slaytların birebir aynısını bu kitabın içerisinde renkli olarak bulabilirsiniz. Buradan anlatıyorum. Program geliştirme soru bankamız var. Aynı şekilde ÖYT'ninki var. ÖYT'nin soru bankası var. Branş denemelerimiz çıktı. 15'li branş denemesi, video çözümü. Onları temin edersiniz, bulursunuz. Birçok kitap evinde var. İş yeri yayıncılıkta bizim kitaplarımız özellikle var. Oradan temin edersiniz arkadaşlar. Şimdi ben sınıf yönetimine başlıyorum. Sınıf yönetimi 4 ya da 5 soruluk bir ders. Baktığımız zaman bizi çok zorlamayacak bir ders. Biz kazanmak, atanmak istiyorsak arkadaşlar, biz sınıf yönetimiyle alakalı olarak buradan firesiz geçmemiz lazım. Yani 5 sorunun 5'ini de yapıyor olmamız lazım. Sınıf yönetimi için şöyle diyeceğiz. Sınıf yönetiminde amacımız ne? Uygun öğrenme, öğretme ortamını oluşturmak. Yani benim bir sınıfım var, bir dersliğim var, atölyem var, okulun bahçesi ya da spor salonu. Nerede ders yapıyorsam amacım orada etkili ve kalıcı öğrenmeye ulaşmak. Doğru mu? Doğru. Benim amacım etkili kalıcı öğrenmeye ulaşmaksa, onun için uygun öğrenme, öğretme ortamını yaratmaya sınıf yönetimi diyeceğiz. Sınıf yönetiminin temel amacı, bak, en önemli amacı uygun öğrenme, öğretme ortamı oluşturmak. Bunu oluşturacak olan kişi kim? Öğretmendir. Öğretmen istendik davranışlar kazandırmak, hedef kazanımları öğrencilere ulaştırmak için uygun ortamı yaratacak. Peki, devam ediyorum. Öğretmeni neye benzetiyoruz? Orkestra şefine benzetiyoruz. Farklı enstrümanlardan, farklı öğrencilerden uyumlu, ahenkli, güzel bir ortam yaratmamız lazım. Sınıf yönetiminde biz ilkelerimiz neler? Yani etkili öğrenmeyi sağlamak için ne yapacağız? Bir defa sınıf yönetiminde planımız iyi olacak. Plan olmadan sınıfı iyi yönetemeyiz. Sınıf yönetiminde öğretim yöntem teknikleri, dersi anlatacağımız yöntem teknikleri kullanacağız. Düzgün, doğru, etkili şekilde. Uygun araç gereçlerle dersi destekleyeceğiz. Çocuğa olumlu davranış kazandıracağız. İyi iletişim kuracağız. Sınıfta o pozitif, olumlu sınıf iklimini, atmosferini yaratacağız. Bize verilen zamanı verimli kullanacağız. Bu ve benzeri şekilde. Amacımız ne?
Sınıfta diyoruz ya, uygun öğrenme, öğretme ortamını oluşturmak, buna yönelik yapacağımız her şey sınıf yönetimi. Sınıf yönetiminde tek ve mükemmel olan bir yaklaşım yoktur. Yani yerine göre bu değişir. Şöyle bir formülümüz yok. X artı Y artı Z eşittir sınıf yönetimi. Yani şunu şunu yaparsan sınıfta hiç sorun yaşamazsın. Böyle bir şey diyemiyoruz. Sınıf yönetimi farklı unsurlar içinde barındırır. Siz varsınız, öğrenci var, farklı değişkenler var. Bir sınıfta A şubesinde çok verimli olursunuz. B şubesinde istediğiniz ortamı, öğrenme sürecini, atmosferini yaratamayabilirsiniz. Çünkü iş sizde bitmiyor. Farklı öğrenciler var, farklı unsurlar var. Şimdi sınıf yönetiminin ilkelerini, temel amacımız etkili, kalıcı öğrenmeye ulaşmak. Ama bunu birazcık daha akademik şekilde ortaya koyalım. Bizim bir dersimiz var, bir branşımız var. O dersin hedef kazanımlarına öğrencileri ulaştırmak sınıf yönetiminin temel amacı. Bunu yaparken planımız iyi olacak. Bunu yaparken öğrenciyle iyi iletişim, etkileşim kuracağız. Zamanı iyi yöneteceğiz. Uygun, olumlu bir sınıf iklimi oluşturacağız. Çocukla iletişim kurarken sade, akıcı, anlaşılır bir dil kullanacağız. Dersi olabildiğince materyallerine destekleyeceğiz. Dersi ilgi çekici hale getireceğiz. Öğrencinin derse katılımını sağlayacağız. Öğrenciye özgüven kazandıracağız. Olumlu benlik algısını geliştireceğiz. Sınıfın mümkünse her yerinde olacağız. Yani iyi bir sınıf yönetimimiz olacak ya, bir yerde oturup durmayacağız. Öğrencileri öğrenmeye karşı güdüleyeceğiz. Öğrenme isteğini uyandıracağız. Öğrencilerin nasıl söyleyelim, çağdaş anlayışta özellikle hatalarını görmek yerine olumlu yanlarını görmek. Çok ödül az cezaya başvurmamız gerekiyor. Ve öğrencileri işbirlikte öğrenmeye yönlendirmemiz lazım. Davranışlarımızda, hal ve hareketlerimizde biz tutarlı ve kararlı olacağız. Bir çocuğa evet dediğimizde diğerine de. Hayır dediğimizde ona da. Yani biz tutarlı, kararlı, ne diyelim, tutarlı, kararlı bir sınıf yönetimi anlayışına sahip olmamız lazım. Ve sözümüzde, davranışımızda, hal ve hareketlerimizde öğrencilerimize model olmamız lazım. Sınıf yönetiminin en temel ilkesine, dersin hedef kazanımlarına öğrenciyi ulaştırmak. Şimdi soru gelen yer burası. Buraya giriş kabul edin. Sınıf yönetimi yaklaşımları genellikle 4 tane alınıyor. Ben 5 tane aldım. Burada arkadaşlar tepkisel, önlemsel, gelişimsel, bütünsel. Buraya gelenekseli koydum. Sınav sorularında seçenekler de vardı. Beşini anlatacağım. Son yıllarda her sene soru gelir buradan, dikkat. Geleneksel yaklaşım, bildiğimiz geleneksel eğitim anlayışı. Merkezde öğretmen vardır. Öğretmen dersi organize eder. Öğretmen her şeye karar verir. Öğrenci genellikle pasiftir. Otoriter bir öğretmen vardır. Kuralları koyar. O kurallara öğrenci uymak zorundadır. Hatta kayıtsız şartsız uyacak. Başka bir seçeneği yoktur. Öğretmen otoriter yapıdadır. Geleneksel eğitim anlayışımız. Tepkisel yaklaşım, geleneksele benzer o grupta yer alır. Ödül ve ceza vardır. Tepkisel yaklaşım der ki, iyi bir olaya, duruma, işte bilgiye, davranışa ödül verelim, devam etsin. Kötüye de ceza verelim, onu söndürelim, yok edelim. Ödül ve ceza ile sınıfı yönetmeye çalışır. Tepki iyi ya da kötü. Anladınız mı? Ödül ve ceza uygulamaları var. Eleştirisi şudur: her tepki karşı tepkiyi doğurur. Çocuğa güzel şey söylediğinde seni sever, dersi sever, motive olur. Kötü bir şey söylediğinde senden uzaklaşır, dersi sevmez, seni sevmez vesaire. İşte tepkisel yaklaşım bu. Tepkisel yaklaşımda gelenekseldir ama tepkisel yaklaşımda vurgu ödül ve ceza uygulamalarınadır. Bunu unutmayın. Bir soruda gelenekselle tepkiselin bir tanesi cevap olacaksa ikisi bir arada olmaz. Buna dikkat edin. ÖSYM ediyor zaten. Önlemsel, sınıf yönetiminde önleyici anlayış. Herhangi bir olumsuzluk olmadan onu görüp tedbirler almak. Tepkisel yaklaşıma duyulacak ihtiyacı en aza indirgemeye çalışır ve geleceği öngörme vardır. Öğretmen yazılı sonuçlarını okur. Hocam okuyun, okuyun, okuyun.
Ne zaman okur bize onu? Dersin ne zaman? Dersin sonunda. Dersin başında dese ki 100 aldın, 50 aldın, 60 aldın, ora kaynar. Bir 10 dakika gider. Ne yapar? Başta söylemez. Son 2 dakika kala yazılı sonuçlarını okur, çıkar gider. Anladınız mı? Ya da sınavdan önce öğrencilerin yerini değiştirir. Sınavdan önce A, B, C kitapçığı oluşturur. Niye? Kopyayı önlemeye çalışır. Bu ne oldu? Önlemsel yaklaşım oldu. Gelişimsel yaklaşım. Öğrencilerimizin gelişim özelliklerini dikkate alıp ona göre ders anlatmak. İlkokuldaki çocuğa evladım, oğlum, kızım dersin okul öncesi. Lisedekine bunu diyemezsin. Gençler, arkadaşlar dersin. İlkokuldakinin belki saçını tutarsın. Artık dokunmayacağız hiçbir çocuğa ama işte daha yakın temas kurarsın onunla. Ama lisedekine bunu yapamazsın. Lisedekini uzaktan sevmen lazım. Ve ilkokulda sınıf rengarenktir. Çizgi karakterler vardır ama lisede daha sade renkler vardır. Gelişimsel yaklaşım, gelişime göre hareket etme. İlkokuldaki çocuğu sınıfta uyarırsın, lisedekiyle daha çok bireysel sınıf dışında görüşürsün. Bütünsel yaklaşım. Ben hep derim ki bütünü unut, onu zaten isminden çıkarırsın. Bütününü kullanmak. Sistem yaklaşımı aklında tut, sistem. Sistem yaklaşımı der ki yerine göre hepsini kullanalım. Biz önlemsel yaklaşımı kullanalım, gelişimsel özelliklere dikkat edelim, yerine göre tepkiseli kullanalım. Üçünü bir arada kullanmaya tepkisel yaklaşım diyoruz, yani sistem yaklaşımı. Geleneksel yaklaşımda merkezde öğretmen var, öğretmen ne derse olur. Tepkisel yaklaşım, bu da gelenekseldir ama burada neler vardır? Ödül ve ceza uygulamaları vardır. Önlemsel çağdaştır. Sorun olmadan önce öngörüp tedbirler alma vardır. Sınıf kurallarını sene başında belirlemek gibi. Gelişimsel yaklaşım, öğrencinin gelişim özelliklerini dikkate alıp ona göre sınıfı idare etmek. Bütünsel yaklaşımın diğer adı sistem yaklaşımı. Ne yapacağız? Önlemseli kullanacağız, gelişimseli kullanacağız, tepkiseli kullanacağız. Al sana bütünsel yaklaşım. Çıkan soruda bütünsel yaklaşım üçünü verdi. Cevap bütünseldi. Unutmayın. Çıkmış soruları, ha onu da söyleyeyim. Arkadaşlar bir Telegram grubum var. Oraya çıkmış soruları konu konu analiz ediyorum. Kendi branşımla alakalı konuları oraya atıyorum. Oradan alabilirsiniz. Ve sizden isteğim önce çıkmış soruları çözmeniz. Bir konu KPSS nasıl kazanılır? Çıkmış sorularla kazanılır. Önce çıkmış soruları çözün. Sonra atıyorum. Bana güveniyorsanız benim soru bankamı, branş denemimi çözün. Ama önce çıkmış sorular. Çünkü çıkmış sorularda konuyu dinledin, çıkmış sorularla kafanda bir bütünlük oluşturdun. Ondan sonra gelsin Metin Hoca'nın sorusu, soruyu çöz, pekiştir, kalıcı hale getir. Metin Hoca benzerini sordu, burada çok detay sordu, burada şöyle sordu. Çıkmış soruda da böyle bir şey vardı, böyle yapabilirsin. Ve bizim program geliştirme, ÖYT, video çözümlü olan branş denememizin bu anlamda faydasını inanın göreceksiniz. Hepsini tek tek detaylı çözerek anlattık. Ona da iş yeri yayıncılıktan ulaşabilirsiniz. Şimdi sınıf yönetiminin yapısal özellikleri neler? Telif'ten dolayı çıkmış soruları burada çözemiyorum. Onu da belirteyim. 6 tane yapısal özelliğimiz var. Çok boyutluluk. Sınıfta çok boyutlu bir ortam vardır. Yani şöyle diyoruz, öğretmen ders anlatır. Evet, ama öğrencilerin bazıları okur, bazıları dinler, bazıları yazar, bazı dışarıyı seyreder, bazı telefonla oynar, arkadaşıyla konuşur. Yani aynı anda birçok şey yapılır. Çok boyutluluk. Bak öğretmen bir şey yapıyor, ders anlatıyor. Çocuklar farklı farklı işler yapıyor. Bu çok boyutluluk. Eş zamanlılık. Öğretmen sınıf içerisinde aynı anda birçok olaya yeter. Eş zamanlı olarak aynı anda orada da orada da orada da öğretmeni görebilirsin. Şunu yapar. Öğrenciyi dinlerken diğerlerini takip eder. Konuşan öğrenci varsa bir bakış atar. Göz kontağı kurar. Ya da öğrencilerin yanına doğru gider. Sınıf havasız kalmışsa gider pencereyi birazcık aralar. Kapı açıksa kapıyı kapatır. Ya da öğrencilerle konuşurken, öğrenciler cevap verirken
tahtaya gider siler. Öğretmen aynı anda birçok olaya yetişir. Bu ikisi karışacak. Ben diyorum ki karıştırma. Sene sonu Oscar'lar da hep söylüyorum bunları. Yine Allah'ın izniyle yaşarsak bir aksilik olmazsa Oscar adaylarımızı çekeceğiz. Şimdi sınıf yönetiminin yapısal özelliklerinde bu ikisine dikkat. Çok boyutlulukta çok öğrenci var. Bak öğrenci çok, öğretmen tek. Öğretmen bu öğretmen. Öğretmen. Öğretmen tek, öğrenci çok. Şimdi öğretmen ders anlatırken öğrencilerin farklı farklı işleri yapması, okuması, dinlemesi, yazması, dışarıyı seyretmesi, konuşması, öğrencilerin farklı işleri yapmasına vurgu varsa çok öğrenci var ya, çok boyutluluk. Öğretmenin, ben ahtapot benzetmesi yapıyorum. Ahtapot gibi birini dinliyor, bir soru düşünüyor. O esnada konuşan öğrencinin yanına doğru gidiyor. İşte her öğrenciye yanıt veriyor, her şeyi yapıyor. Öğretmenin ahtapot gibi ona yetişmesi eş zamanlı. Vurgu öğretmeni ise, öğretmenin birçok şey yapmasına ise eş zamanlılık, öğrencilerin farklı işleri yapmasına ise çok boyutluluk. Çabukluk, diğer adı yakınlık, anındalık. Sınıfta olay olduğunda öğretmen anında doğaçlama, çabucak tepki verir. Doğaçlama tepki verir. Yani duralım, düşünelim, bir işte zümremize danışalım, idareye danışalım değil. Anında çabucak tepki verir. Çabukluk, anındalık ve buna biz yakınlık diyoruz. Tamam, geçtim. Açıklık, sınıfta gizli saklı hiçbir şey yok. Herkes herkesin gözü önü, her şey herkesin gözü önünde olur biter. Ve dolayısıyla gizli saklımız yoktur. Sınıfta kaç kişi var? 25 öğrenci. Bir de sen 26. 26 kişinin içerisinde olur. Sınıfta gizli saklımız yoktur. Ve öngörememe, sınıfta öğretmen aslında önlemsel yaklaşımı plan, değil mi? Dikkate alır. Plan yapar ama bazen planın dışında bir şeyler olur. Ben şu an video çekiyorum. Birden internet gidebilir. Elektrik gidebilir. Anladınız mı? Öngöremediğimiz durumlar olabilir. Öğrenci birden fenalaşır. Ya da işte ne oldu? Ders anlatıyorsunuz, birden bir tatbikat, bir siren çaldı. Aa, onu düşünmemiştiniz. Öngöremediğimiz durumlar olabilir. Buna da ne diyoruz? Öngörememe. Peki ortak tarih ne? Arkadaşlar, program geliştirme kitabında bu konuda baskıda bir hata var. Buradan onu düzeltirsiniz. İlk baskılarda bu vardı. İlk baskıda bilginiz olsun. Ama bura mıydı? Diğerimi bilmiyorum. Bu yapısal özelliklerin birinde aynısı var. Onu değiştirirsiniz buradan bakarak. Sadece böyle bir bilgi var. Galiba ortak tarihti. Ortak tarih yaşanmışlığımız, anılarımız arkadaşlar. Sınıfta bir aile ortamı vardır. Beraber bir etkileşim, bir ilişki, bir iletişim vardır. Orada yaşadığımız iyi, kötü, olumlu, olumsuz her şey bizim ortak tarihimizdir. Coşkun Sabah'ın anıları var ya, siz muhtemelen hatırlamıyorsunuz ama bizim kuşak hatırlar. Çok satan bir kaseti vardı. Anılar anılar şimdi gözümde canlandılar diyordu ya, çok meşhurdu bir dönem. İşte anılarımızdan bahsetmek ortak tarihimiz. Yaşanmışlık dersek buna doğru söylemiş oluruz. Yaşanmışlık bizim ortak tarihimiz olur. Kababam sınıfı gibi. Özetlersek ortak tarih beraber geçirdiğimiz zaman dilimi, anılarımız, iyi kötü yaşanmışlığımız, açıklık, gizli saklı hiçbir şey yoktur. Her şeyi öngörmeye çalışırız ama planın dışında anlık olan durumlar olabilir. Öğrenci bayılabilir, elektrik gidebilir, fenalaşabiliriz, öngörememe. Çabukluk, yakınlık, anındalık, öğretmen aynı anda doğaçlama, hemen tepki verir. Bir olaya tepki verir. Eş zamanlılık da vurgu öğretmenin bir ahtapot gibi farklı farklı işler yapması. Çok boyutluluk ise sınıfta öğretmen ders anlatırken öğrencilerin farklı işlerle uğraşmasına da biz çok boyutluluk deriz. Birinci videomuzu burada bitirelim. İkinci, üçüncü bu şekilde devam edelim. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.